Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak yerel yönetimlerimizle işbirliği içerisinde şehirlerimizin kimliğini canlandıran tarihe saygılı iklim dostu şehirler kapsamında projelerimizin açılışlarını tüm ülkemizde hız kesmeden gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda İller Bankası Genel Müdürlüğümüzün katkılarıyla Uşak Belediyemiz tarafından yapımı tamamlanan İsmet Paşa Caddesi yenileme projemizin resmi açılış törenine hepiniz şeref verdiniz, hoş geldiniz. Sayın Bakanım, kıymetli Hazirun, kıymetli Uşaklı hemşehrilerimiz, programımız kadim Türk İslam tarihi boyunca vatan ve din mukaddesatları için canlarını vermiş olan aziz şehitlerimiz, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları ve ahirete ihtilal eden... Paşa Caddesi, Uşak Belediyesi'nin çalışmaları sonucunda baştan sona yenilendi. Başkanımız Mehmet Çakın'ın öncülüğünde Uşak'a yakışır bir kent kimliği ve kent estetiği oluşturmak amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda yılların yorgunluğunu üzerinden atan İsmet Paşa Caddesi yıpranmış ve karmaşık görüntüsünden kurtuldu, yepyeni bir fiziki yapıya kavuştu. Cumhuriyetimizin 100. yılında memleketimize armağan edilmiş oldu. Hafızalarımızda iz bırakan daha nice projeyi gerçekleştirmek dileğiyle. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza projemize olan desteklerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Bakanım, kıymetli Hazirun, değerli Uşaklı hemşehrilerimiz, programımızın açılış konuşmalarını yapmaları için Uşak Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çakın Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Teşrifleriyle şehrimizi onurlandıran çok kıymetli Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, Sayın Valimiz, çok kıymetli milletvekillerimiz, çok kıymetli misafirlerimiz ve çok kıymetli Uşaklı hemşerilerimiz. İsmet Paşa Caddemizin, bakanlığımızın destekleriyle sokak sağlıklaştırılması projesinin tamamlanma açılış törenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Bakanım, bakanlığımızın destekleriyle şehrimizin kalbi olan hatıralarımızın olduğu ve maalesef son yıllarda yıpranmışlığından dolayı hem vatandaşlarımızın nezdinde hem de esnaflarımız açısından bir değer kaybıyla karşı karşıya olan caddemizin tekrar eski cazibesine kavuşması amacıyla şehrimize gelen misafirlerimize keyifli bir ortam sunmak amacıyla gerçekleştirmiş olduğumuz bu sokak sağlıklaştırma çalışması çok şükür desteklerinizle en modern, en güzel şekilde esnaflarımızı da bu süreç içerisinde en az mağdur edecek şekilde de tamamlanmış bulunuyor. Biz öncelikle aslına bakarsanız oldukça da zor ve meşakkatli olarak görülen cephelerimizin uydu antenlerinden, klimalardan, tabela kirliliğinden, mantoslamasız, boyasız, sıvasız görüntülerinden kurtardık. Arkasından da şehrimize yakışır bir şekilde yeşil dokuyu da koruyarak yeniden bir cazibe merkezi haline getirdik. Aslında temel amacımız şehirlerin merkezlerinin her zaman canlı kalması, yaşaması gerektiği düşüncesiyle şehrimizin göbeğinde eski belediye binamızın da olduğu bu bölgenin adım adım dönüşmesini arz ediyoruz. Birinci etap olarak gerçekleştirdiğimiz İsmet Paşa Caddemizin dönüşümünün ardından inşallah Mende Pazarı ve bölgedeki diğer ticaretin ve yaşamının hareketli olduğu bölgeleri yine kimseyi mağdur etmeden sizlerin destekleriyle, hükümetinizin destekleriyle yapmaya, dönüştürmeye devam edeceğiz. Sayın Bakanım, bizler belediyeciliği başta
gerçekten bu konuda tarih yazmış olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere sizler gibi Türkiye'nin dört bir tarafındaki duayen belediye başkanlarımızdan öğrendik. Bu çerçevede sizlerden gördüklerimizle, öğrendiklerimizle kadim şehrimiz Uşak'ta milletvekillerimiz, Sayın Valimiz, teşkilatımızla birlikte hizmet etmeye gayret ediyoruz. Bugüne kadar AK Parti belediyeciliğini AK Parti hükümetlerimizin de desteğiyle en güzel şekilde yansıtmaya gayret ettik. Tekrar teşriflerinizden ve bu mutlu günümüzde bizlerle birlikte olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Caddemizin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sağ olun, var olun. Uşak Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çakın Beyefendi'ye konuşmalar için teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanım, kıymetli hemşehrilerimiz, şimdi sizlere hitaben selamlama konuşmalarını yapmaları için AK Parti Uşak İl Başkanımız Sayın Himmet Yaşar Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanım, Uşaklı hemşehrilerim, hepinize saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sayın Bakanım, şehrimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İsmet Paşa Caddesi, ilimizin en önemli ana arteridir. Uşak'ın kalbi, Uşak'ın nabzı İsmet Paşa Caddesi'nde atar. İsmet Paşa Caddesi'ndeki binaların büyük bir çoğunluğu 1980'li, 1990'lı yıllarda inşa edilmiş. Ve binaların birçoğunun dış cephesi yıpranmış, boyaya ihtiyacı var, tadilata ihtiyacı var, büyük bir tabela kirliliği vardı. Belediye Başkanımız büyük bir cesaretle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın destekleriyle caddenin tamamındaki binaları elden geçirdi. Benim de çalışma ofisim bu cadde üzerinde. Biz kat malikleriyle, bir 10 kadar kat malikiyiz. Toparlanıp da binamızı bir tadilata geçiremiyorduk. Şu an caddedeki binaların her biri ne yalıtım yapıldı, her birinin boyası yapıldı, altyapısı modern, baştan sona kadar granit döşeme yapıldı. Çok daha modern, çok daha şık bir hale geldi. Yani burada şunu da diyebilirim. AK Parti demek hizmet demektir. AK Parti demek eser demektir. Bizim bu şehre dair, bu ülkeye dair çok daha büyük ideallerimiz, çok daha büyük hedeflerimiz var. 2024 Mart ayında yapılacak seçimlerden sonra önümüzdeki 5 yıllık süreç içerisinde ilimize AK Parti belediyeciliğinde çok daha hizmet, çok daha eser üretmeye, ilimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Sayın Bakanım, kıymetli hazirim, kıymetli hemşehrilerimiz, şimdi sizlere hitaben konuşmalarını gerçekleştirmeleri için Uşak Valimiz Sayın Turan Ergün Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Valim. Saygıdeğer Bakanım, değerli hazırın, kıymetli hemşehrilerim, hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensupları. Bugün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızı ilimizde ağırlamaktan duyduğumuz mutluluğu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Kıymetli hemşehrilerim, bundan önce Çarşı Uşak Projesi'nde imzalar, yıkım başlatmalar, temel atmalar gibi birçok açılışı Sayın Bakanımızın teşrifleriyle birlikte gerçekleştirdik. Şunu söylemek istiyorum. Görev yaptığımız bütün süreçinde milletvekillerimiz, belediye başkanımız hep birlikte gittiğimizde Sayın Bakanımız Ankara'da bizi sanki Uşak'tan hiç dışarı çıkmamış gibi karşılayıp bütün dertlerimizle en ayrıntısına kadar incelendi, inceleyip çözümlerde katkı sağladı. Ve bugün de bizzat zat halleri buraya gelerek bu mutlu, güzel açılışlara ortak olarak bizleri bir kez daha onurlandırdılar. Kendilerine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, bu cadde, benden önceki konuşmacılarımızda söylediği gibi, gerçekten geri dönüşüm kenti olan, çevre için dünyaya ve ülkemize birçok katkı sağlayan Uşak iline yakışmıyordu. Son haliyle birlikte, hep birlikte görüntülerini izledik. Vatandaşlarımız değerlendiriyorlar, geziyorlar. Uşak'a yakışır bir alan oldu. Sayın Bakanım, ilkler şehri, aşıklar şehri dediğimiz Uşak'ta
sizleri görmekten ve bu güzel açılışlara katkı vermenizden dolayı şahınıza teşekkür ediyorum ve son olarak bu güzel eserleri birçok eserle birlikte gerçekleştiren, bu konuda her konuda hep yanında olduğumuz merkezi idarenin Taşra'daki temsilcisi olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve sizlerin de temsilcisi olarak her zaman yanında olduğumuz Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çakın'a da huzurunuzda teşekkür ediyorum. Uşaklı hemşerilerimizi sevgi, muhabbet ve saygıyla selamlıyorum Sayın Bakanım. Tekrar hürmet ediyorum. Saygıdeğer konuklar, kıymetli Uşaklı hemşerilerimiz, tüm Türkiye'de yerel yönetim alanında bir ekol olan, halka hizmet, hakka hizmettir düsturunu kendilerine şiar edinen ve programımızı katılımlarıyla onurlandıran Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özasigi Beyefendi'nin cümsünün içindeki coşku alkışlarınızla hazır. Sayın Valim, çok değerli milletvekili arkadaşlarım, belediye başkanımız, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler. Ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu güzel törenimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, kadim bir şehirdeyiz. Aşıklar şehri olarak anılıyor. Anadolu'muzun en güzel incilerinden birisi burası. Böyle bir şehre hizmet etmek, sizlerle beraber olmak bizim için de elbette ki onur verici bir hadise. Geçtiğimiz yıl genel başkan yardımcısı sıfatıyla geldiğim Uşağımızda değerli milletvekili arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız misafir etmişlerdi. Projeleri hep gözden geçirdik. Nacizane benim 5 dönem Kayseri'de Büyükşehir Belediye Başkanlığım var. Biraz uzun sürdü farkındayım ama. Sonra Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte yol arkadaşlığı yapıyorum. Ömrüm neredeyse belediyecilik, şehircilikle geçti. Bu konuda genç arkadaşlarımıza yapılabilecek ne varsa o şehri güzelleştirme adına, ihya etmek adına ne güzel projeler uygulanabilirse tek tek yardımcı olmaya çalışıyorum. Bugün sabah Uşak'ta en merkezi çarşının dönüşüm projesini başlattık. Bugün de burada değerli belediye başkanımızın yapmış olduğu bu güzel caddenin açılışını yapıyoruz. İnşallah 1-2 saat sonra da Afyon'da olacağız. Öbür projelere devam edeceğiz. Rabbim utandırmasın diye dua ediyorum. Değerli kardeşlerim, bizim medeniyetimizde şehirlerin yeri önemli. Geleneksel sosyolojinin kurucusu İbni Haldun diye bir zat var. Yüzyıllar öncesinde der ki, şehirler medeniyetlerin doğduğu, geliştiği, sonra etrafa yayıldığı yerlerdir. O şehirlerde ticaret vardır, alışveriş vardır, üretim vardır ama bir taraftan da ahlak vardır, kültür vardır, sanat vardır ve kendine özgün de bir kimliği vardır. Buralara şehir denirdir. Ve şehirler canlı organizmalardır. Yaşıyorlar. Baktığınız zaman onları siz taşla topraktan ibaret görmeyin. Aynı insan hayatına benzer de hayatları vardır. Doğarlar, gelişirler, bakım gösterilirse, ihtimam gösterilirse, insan nasıl ki gürbüz ve gelişmiş olursa, o şehirler de gelişir ve gürbüzleşir. Ama bakımsız olursa, o şehirlerin geleceğiyle ilgili doğru kararlar alınmazsa, o şehirler yavaş yavaş geriler ve küçülür. Bu anlamda şehir yöneticilerine çok iş düşüyor. Burada Sayın Valimiz çok gayretli, Allah razı olsun. Kendisini eskiden beri tanırız. Belediye Başkanımız Pırlanta gibi genç bir arkadaşımız. Bu ilk dönemiydi. İnşallah Cenab-ı Allah ona da nice uzun ömürler, hizmet ömrü verir. İnşallah. Milletvekili arkadaşlarımız da sizleri Ankara'da en iyi şekilde temsil ediyorlar. Bu arkadaşlarımızın uyumu, şehirle ilgili ortaya koymuş oldukları projeler bizler tarafından desteklenir. Ankara'ya gelip de biz şöyle bir iş yapmak istiyoruz. Projemiz bu. Elimizden geleni de yaptık. Hadi siz destekleyin denilince hayır dediğimiz hiç proje yok yani. Ama hiçbir şey yapmadan ara ara geliyorlar. Bize biraz kredi verseniz, biraz para verseniz ne yapacaksın kardeşim parayı? Bakarız canım, Allah kerim. Yok öyle bir şey. Bu ülkenin kaynakları da sınırsız değil. O yüzden Uşak gibi hep birlikte valimizle, milletvekillerimizle, il başkanımızla, belediye başkanımızla Uşak'ın problemlerini getirdiklerinde
bir proje ortaya koyduklarında ve kendi iç dinamikleri olarak ne yapmışlarsa onu da ortaya koyduklarında, değerli arkadaşlar, onu desteklemek bizim işimiz. Hiçbir sıfır proje neredeyse depremden sonra başlamıyoruz. Ama Çarşı Uşak projesi eskiden beri rüyasıydı başkanımızın. Bugün inşallah bismillah diyerek ona da başladık. Değerli arkadaşlar, şehirlerimiz 1950'lerden sonra çok göç aldı. O dönemde elbette biraz da hazırlıksız yakalandık. Millet olarak, devlet olarak, ne derseniz, kimseyi suçlamak adına söylemiyorum. Ve gelişen 2000'lere doğru geldiğimizde 50-60 yıl boyunca emin olun çok sağlıksız şehirlerimiz oldu. Ve aynı zamanda kimliksiz de şehirlerimiz oldu. Bunu da bilerek hareket ediyoruz. Aslında üzerinde yaşadığımız bu güzel Anadolu coğrafyası dünyanın en eski yerleşim yerlerinden birisi. Cennet gibi bir vatana sahibiz. İnsanoğlu ilk bu Anadolu topraklarında yaşamış. Fakat iki tane de dezavantajı var arkadaşlar. İkisi de yerin altında. Birisi, fitne odakları bir türlü bitmek bilmiyor bu memlekette. Yerin altında. İkincisi de depremsellik. O da yerin altında. Bu ikisini bilerek bizim hareket etmemiz icap ediyor. Şimdi geçmişe doğru baktığınız zaman düşünün, 50 yıldır bu milletin başına olan PKK, bela olan PKK diye bir örgüt vardı. Hacettepe'ye ben 1975 yılında girdim. Dualarda rastladığım ilk sloganlar Bıcı Azadi, Kürdara Azadi'ydi. 1975. 50 yıldır bu milletin başına bela bunlar. Özellikle ülkemizin doğu ve güneydoğusunda bazı toprak parçalarını Anadolu coğrafyasından, Türkiye Cumhuriyeti'nden kurtarıp, koparıp kendilerine göre bir terör devleti kurmak istiyorlar. Büyük İsrail'in arz-ı mevuduna hizmet etmek istiyorlar. Bunların hepsi de bildiğimiz o meşhur ülkelerden destekli. Bugün Filistin'de bir zulüm yaşanıyor mu? Evet, yaşanıyor. Çocuklar, kadınlar katlediliyor mu? Evet, yapılıyor. Hastaneler basılıyor mu? Evet. İnsanım diyen kimin vicdanı buna el verir? ABD ve AB ülkeleri bir tanesi bile ateşkes sözünü ağzına alamıyorlar. Yapmayın, öldürmeyin bu çocukları diyemiyorlar. Aynı ülkeler, işte bizim de aşağıdaki biraz önce adından bahsettiğim lanetli o PKK örgütünü sonuna kadar desteklemeye devam ediyorlar. Ben bir evvelki bakanlık dönemimde o bölgelere çok gittim. O zaman hatırlarsanız çukur eylemleri vardı. O çukur eylemlerinde evlere adeta sipergah gibi yapıp 30-40 bin kadar evi yıkmışlardı, yakmışlardı. O evleri yapabilmek amacıyla sık sık gittim oraya. Her gittiğimde Şırnak'ta, İdil'de, Cizre'de, ki ömrümde ilk gördüğüm yerlerdi, Yüksekova'da toplanan muhataplarımıza hep PKK'nın siyasi uzantısı olan örgüte oy veriyorlardı karşımdaki muhataplar. Sizlere kurban olayım. Sizler hangi partiye oy verirseniz oy verin, başımızın tacısınız. Çünkü bu ülkeyi seviyorsunuz, bayrağımıza aşıksınız, ezanı saygıyla dinliyorsunuz. Bu bile bizim için yeterli bir sebep zaten. Ama öyle değildi karşımdakiler. Onlara hep şunu sordum. Mesela bir gittiğimde, sabaha kadar sosyal medyanızdan bana küfrettiniz. Kayseri faşist bakan, ne işin var senin? Cizre bizim vesaire gibi nutuklar attınız. Peki, bunu bana soruyorsunuz da, şu birkaç kilometre ötede, 10.000 kilometre öteden gelmiş Johnny'ler var, onlara niye sormuyorsunuz dedim. Niye sormuyorsunuz onlara? Sizin o topraklarla, bizim o topraklarla akrabalık bağımız var, din bağımız var, dil bağımız var, geçmişte bir tarih kültürümüz var bizim, beraber yaşadık. Ben buraya geldim, Kayseri'yim, Türkmen çocuğuyum, doğru. Ve size hizmet ediyorum, Kürt kardeşlerime. Benim dedem de doğuda şehit olmuş. Bana bunu soran insafsızlar. 10.000 kilometre öteden gelen Johnny'lere niye sormuyorsunuz? Ne işiniz var burada? Milyarlarca lira niye döküyorsunuz? Çocuklarımızın eline silah verip dağa gönderiyorsunuz ve dağda 2-3 sene sonra o çocuklarımız ölüyor. Bunun hesabını asıl onlara sorun siz. Seyrediyorlar. Herhalde diyorsunuz ki içinizden, Sayın Bakan, neyse sen bize biraz çalışıyorsun, hizmet ediyorsun. Ameleli gırgatlık yapıyorsun. Eline sağlık.
Seni üzmeyelim, bir şey demeyelim. Ama biz ne yaptığımızı biliyoruz. Ne biliyorsunuz? Bize bunlar özgürlük getirecekler. Eşitlik getirecekler. İnsan hakları gelişecek. Öyle mi? Vallahi, billahi, tallahi. Bunlar eğer çıkarlar olmasın, size bitlerini, pirelerini vermezler bunlar. Hangi yere gittiler de şimdiye kadar eşitlik götürdüler? İnsan haklarını götürdüler. Nereye gitmişlerse kan götürdüler, bela götürdüler oraya. Şimdi olduğu gibi. Değerli kardeşlerim, biz bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız. Güçlü olmak bu coğrafyada bir mecburiyettir. Eğer güçlü olmazsan sizi yaşatmazlar. Onun içindir ki bir taraftan yatırımlar yapıyoruz. Ülkemizi büyütmeye çalışıyoruz. Bir taraftan savunma sanayinde elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Tankımızı, tüfeğimizi, İHA'larımızı, SİHA'larımızı hepsini üretiyoruz zaten. Çevremize güven veriyoruz. Düşmanlarımız da tabii ki korkuyor bizden. Ve bir taraftan da şehirlerde hep birlikte bu gayretlerin içerisindeyiz. Bu ülkenin yer altında dediğim ikinci tehdidi de deprem. Değerli kardeşlerim, şunu bilelim. Altını çizerek, kalın bir çizgiyle çizerek söylüyorum. Türkiye bir deprem ülkesidir. Her ne yapıyorsak bunu bilerek yapacağız. Son 100 yılda topraklarımızın %60'ından fazlası. Son 100 yıldaki deprem sayısı aslında 60 da, topraklarımızın da %66'sı birinci derecede deprem bölgesinde. Nüfusumuzun da %70'den fazlası bu bölgelerde yaşıyor. Ve bu 60 depremde tam 130 bin canımızı toprağa vermişiz. Maddi zarar söylenecek gibi değil, milyarlarca dolar. Ve en son hepinizin de bildiği gibi büyük bir depremle karşı karşıya kaldık. 9 saat arayla 2 tane şiddetli deprem. Süren uzunluk neredeyse 3 dakika kadar. Bazen şöyle yanlış bir değerlendirme oluyor. Niye Japonya'da 8-9 şiddetinde oluyor, kimseye bir şey olmuyor da bizim ülkemizde bu oldu diye. Arkadaşlar, onlar farklı şeyler. Denizin açıklarında 25-30 kilometre derinlikte olan bir depremin kıyıya vurma şiddeti biraz farklı. Bizde ise 3 dakika kadar süren, toprağın hemence altından geçen, şehirlerin ortasından geçen çok şiddetli 2 tane deprem. Evet, bu depremde de, en son depremde de 18 vilayetimiz etkilendi. 14 milyon insanımız doğrudan zarar gördü. Ve oradaki maddi hasar da 100 milyar doların üzerinde. Şimdi ilk geceden itibaren nasıl ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde o bölgelerde tedbir alıp gayret etmişsek, bugün de depremzedelerin evlerini yapmak için adeta çırpınıyoruz. Gece yarısından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız ayaktaydı. Bakan arkadaşları görevlendirdi. Valilerimiz, kaymakamlarımız görevliydi. Naçizane ben de o dönemde AK Parti Genel Başkan Yardımcısıyım. 1390 belediyenin 810 tanesi AK Partili. Tamamını oraya sevk ettik. Mehmet Bey bile gidip orada aylarca çalıştı. Allah razı olsun. Bu milletin bir ferdi olarak, bir üyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa bunu hakkıyla yaptık. Geçen gün Plan Bütçe Komisyonu'nda dedim ki, bütün bir millet ayaktaydı, 85 milyon. Biz de belediyeler olarak buradaydık. Fakat dedim, sizin bazı belediyeleriniz var. Nüfusları milyonlarca. Ama o bölgelere yardım etmediler, ben biliyorum. Geldiler özel uçaklarla, 10-20 kamerayla görüntüler verdiler, selfiler çektirdiler. Sonra gittiler. Deprem turistleri, yazıklar olsun size dedim. Bunu söylemek de elbette bizim hakkımız arkadaşlar. Sizler evinizde rahat oturmadınız. Ben biliyorum, küçücük çocuklar kumbaralarındaki paraları boşaltıp gönderdiler. Hacca gidecek abiler haccını erteledi ki öbür sene giderim Allah kerim diye parayı oraya yatırdılar. Bütün bir milletin çabaladığı, uğraştığı, bu acıları paylaştığı bir ortamda ne yazık ki bazılar da depremden rant elde etme peşinde düştüler. Zaten onların belediyecilik anlayışına bakarsanız bir belediyecilik yapmak istedikleri de yok. Öyle bir niyetleri de yok. 94 yılı aslında Türkiye için bir milattır. Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'da. Naçizane bu fakir kardeşiniz Kayseri'de. Birçok yerde aday olduk. Emin olun, çıktığımızda hep şunları söyledik. Biz hizmet edeceğiz. Kimseye ayırmayacağız. Kimsenin dinine, imanına, ırkına, mezhebine bakmayacağız.
Mazeret de uydurmayacağız. Deli gibi çalışacağız. Gece gündüz çalışacağız dedik. Ve hizmet belediyeciliğini ortaya koyduk. Birçok yerde güzel işler yaptık. Bu sözümüzde zaten durduk. Şimdi aynı şekilde devam ediyoruz. Ve sonrasında iktidar olduktan sonra da marka şehirler diye şehirlerimizin biraz daha elini yüzünü açığa çıkardığımız güzel projeler arka arkasına gelmeye başladı. Bizim burada bir prensimiz vardı. Hiç değişmiyor bu. Bir, insanlığa hizmet ediyoruz biz. Bu ülkede kim yaşıyorsa, kim varsa aynı geminin içerisindeyiz. Hepsi başımızın üstünde yerleri var. Hepsi bizim için kıymetli ve bu insanlarımızı ayırmadan hizmet etmek istiyoruz. İkincisi, mahlukata şefkat ediyoruz. Yani çevrecilik de bu. Yaratılmış ne varsa Cenab-ı Hak bir denge üzerine asla fazladan veya eksik olan bir şey yaratmadan dosdoğru yerli yerinde yarattığına göre bizim bunlara da saygı duymamız lazım. Ve bu işi yaparken de elbette bir tevazu içerisinde yapmamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın son dönemde gönül belediyeciliği diye ısrarla söylemiş olduğu konu da bu. Fatih Sultan Mehmet Han diyor ki, hüner bir şehri bünyan etmektir, reaya kalbin abad etmektir. Yani bir şehri imar etmek, ihya etmek önemli. Ama ondan daha önemlisi de orada yaşayan insanların kalbini kazanabilmektir. İnşallah biz de bu konuda ciddi adımlar atıyoruz. Değerli kardeşlerim, geçen günlerde bir hafta kadar oluyor, kentsel dönüşüm yasasını çıkardık. Bu yasa elzemdi. Çünkü deprem ülkesi olduğuna inandığımız ve her an her bir köşede depremin olabileceği bir ortamda bizim de mutlaka önceden tedbir almamız lazım. Mevlana Hazretleri diyor ki, akıl dize vurunup ah etmek için değildir. Önceden tedbir alıp düşünüp ona uygun şekilde hareket etmek içindir diyor. Evet, biz de bu baptan tüm Türkiye'de kentsel dönüşümü en hızlı yapabileceğimiz şekilde o kanunları çıkardık. Başkanlığımızı kurduk. Başta İstanbul olmak üzere bütün Türkiye'de kentsel dönüşümü hızlandırmak istiyoruz. Bu ülkede 36 milyon bağımsız yapı var. 31 milyonu konut, 5 milyonu ticarethane. Bunlar içerisinde ilk etapta dönüşmesi gereken 2 milyon civarında yapımız var. Bizim en hızlı biçimde bunları dönüştürdüğümüzde geleceğe güvenle bakabiliriz. Yoksa doğrusu çok rahat etmiş olmayız ve kendi vazife dönemimiz içerisinde gönül huzuruyla bu işten ayrılanlardan olamayız. Biz bu ülkeyi seviyoruz. Bizim tarihe karşı sorumluluğumuz var. Medeniyetimize karşı sorumluluğumuz var. İnsanlarımıza karşı sorumluluğumuz var. Onun içindir ki gece gündüz demeden de çalışmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Allah izin verirse bu düşündüklerimizi yaparız bizler. Ama bu kentsel dönüşüm yasası çıktıktan sonra bakıyorum kendini çok 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 aşırı solda gören tuhaf tuhaf tipler, efendim evi adamın Sultanbeyli'deymiş. Alacakmışız, Kadıköy'e gidip birisinin evin üzerine koyacakmışız. Ve Sübhanallah, ne dersiniz ne demezsiniz buna. Alışmışlar, geçen gün Plan Bütçe Komisyonu'ndaki üyelerin yüzüne de söyledim. Efendim biz kentsel dönüşüme karşı değiliz. Neye karşısınız kardeşim siz? Rantsal dönüşüme karşıyız. Belediye başkanlarınıza söyleyin, Allah'ını seviyorlarsa rantsal dönüşüm yapmasınlar. Ama bir gün olsun kentsel dönüşüm yapsınlar. Hadi yapsınlar da göreyim. Çalışmaya da niyetleri yok. İş yapmaya da niyetleri yok. Bol bol konuşuyorlar, politika üretmeye çalışıyorlar, siyaset yapıyorlar. Sonra da milletin huzuruna çıkıyorlar. Doğrusu bundan dolayı da üzgünüm. Ama biz işimizi yapacağız arkadaşlar. Görevimizi yapacağız. Yarın bir günde emin olun ayrılırken bu görevini yapmış insanların huzuru içerisinde ayrılacağız. Ve Cenab-ı Hakk'ın huzuruna da yüz akıyla çıkacağız inşallah. O yüzdendir ki bir taraftan kentsel dönüşümlerde hızlandırmak istiyoruz. Biraz önce başkanım gösterdi. Meydan projesi var. Arkadaki bir binanın yıkılıp yenilenmesi, yeraltı otoparkının yapılması, bu meydanın daha muhteşem bir hale gelmesi lazım. O konuda da kendisi başlasın. Bana ne düşüyorsa ben sonuna kadar yardım etmeye hazırım arkadaşlar. Üzerime ne düşüyorsa yapacağım. Uşağın bizim için yeri önemli. Sizler kıymetlisiniz. Ben bu vesileyle buraya kadar teşriflerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum.
Değerli genç belediye başkanımıza başarılar diliyorum. Allah nice hizmet ömrü versin diye dua ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Esnaf kardeşlerimize de hayırlı işler diliyorum efendim. Daha kalmalarını istirham ediyoruz ve Sayın Valimizi, Sayın Bakan Yardımcımızı, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın İl Başkanlarımızı, Belediye Başkanımızı, TOKİ Başkanımızı, İlvan Genel Müdürümüzü, Kentsel Dönüşüm Başkanımızı, Bakanlığımızın kıymetli genel müdürlerini, İl Emniyet Müdürümüzü, İl Jandarma Komutanımızı, kıymetli rektörümüzü ve İl Genel Meclis Başkanımızı açılışımızın yapılacağı sahnemize davet ediyoruz. Sayın Bakanım, kurdele kesmek suretiyle İsmet Paşa Caddemizin iyileştirme projesinin resmi açılışı gerçekleştirecek. Ancak öncesinde projemizin ve tüm yatırımlarımızın hayırlara vesile olması amacıyla Uşak İl Müftümüz Sayın Burhan Çakır Beyefendi'yi davet ediyoruz. Kendileri kısa bir hayır duası yaptırmaları ardından sizlerin işaretleriyle açılışımız gerçekleşecek. Buyurun Sayın Müftümüz. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme rzukna rizkan halalen tayyiben ve rizkan vasiyan. Ya müfettihal ebbab, iftah lana hayral bab. Ey bizleri yoktan var edip bizlere sayısız sonsuz nimetler bahşeden, bizleri İslam'la, Kur'an'la, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olmakla şereflendiren Yüce Rabbim, Uşağımıza yeni bir eserin, yeni bir caddenin açılışı için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hayırlı ve mübarek eyle Allah'ım. Bu eserin yapımında emeği geçen, müteahhidinden mimarına, işçisinden ustasına kadar çalışan bütün kardeşlerimizden razı olan, üzerinde ticaret yapan esnaflarımıza hayırlı, helal, bol kazançlar nasip eyle. Kazandıklarından da ihtiyaç sahiplerine tasadduk etmeyi nasip eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbim, ilahi ya Rabbim, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eyle. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat verme Allah'ım. İlahi ya Rabbim, rengini şehit kanlarımızdan alan, bağımsızlığımızın sembolü olan al bayrağımızı indirtme. Rabbimizi bize hatırlatan, beş vakit okunan ezanlarımızı dindirtme. Bizleri sen ben diye birbirimize düşürtme. Düşürtmek isteyenlere de fırsatlar verme ya Rabbim. İlahi ya Rabbim, devlet büyükleri bize de millete hizmet konusunda sağlık, sıhhat, afiyet, huzur içerisinde çalışmalarını nasip eyle Allah'ım. Milletimizi devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle Allah'ım. Dua ettik. Duamızı ahseni kabul ile makbul eyle Allah'ım. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve selametun alel hazirin velhamdülillahi rabbil alemin. Tekabbel minna bi hurmetil Fatiha. Sayın Müftümüze teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sayın Bakanım, sözü size arz ediyorum. Ben burada güzel yavrularımız var. Onlar kesecekler kurdeleyi. Sonra da o makasları teslim etmiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Evde annelerimize götürüyoruz. Belediye başkan amcanın hediyesi diyorsunuz. Bu makasları ona veriyorsunuz. Tamam mı? Efendim, esnaflarımıza Allah hayırlı, bereketli işler versin. Hayırlı olsun. Ya Allah, Bismillah. Kıymetli Uşaklı hemşehrilerimiz, Sayın Bakanımızın işaretleriyle, geleceğimizin teminatı, yavrularımızın da katılımlarıyla yenileme projesinin açılışı, resmi açılışı gerçekleşti. Uşağımız için ve tüm esnafımız için, değerli hemşehrilerimiz için hayırlı ve de uğurlu olsun. (Gülüyor)
Sayın Bakanım. Bir saniye bekleyin. Çek. Sayın Bakanım, müsaadenizle. Şimdi burada fotoğraf alacağız. Tamam. Yapmak isterdim Sayın Bakanım biraz. Ondan sonra gidelim.